efendim, buradayım. Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Karatay Belediyesi yeni bir projenin ilk adımını attı. Ulubatlasan Mahallesi'nde hayata geçirilen kapalı tenis kortunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporun büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. Karatay Belediyesi olarak sporun gücüne inanıyor ve gençlerimizin sporla iç içe büyümesini sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. 2916 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisin içerisinde 3 adet kapalı tenis sahası, kafeterya, mutfak, malzeme odaları, mescitler bulunuyor. Spora yapılan bu dev yatırımın maliyeti ise 36 milyon 500 bin lira. Bizim en büyük teminatımız geleceğimiz olan gençler. Gençlerle ilgilenmek zorundayız. Artık insanlarımız spor yapmada mekan arıyor. Bu tür mekanların oluşması 7'den 77'ye herkesin ihtiyacını karşılayacak bir boyuta geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Konya belediyelerinin spora önemli destekler verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi canla başla çalışmaya, şehrimizi ve tüm hemşehrilerimizi en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Allah bu şehre gönülden hizmet eden, Konya için alın teri döken herkesten razı olsun. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Orhan Erdem, Karatay Belediyesi'nin 151. temel atma programında Konya'daki birlikteliğe vurgu yaptılar. Selçuklu'muzda, Meram'ımızda olan tenis kortlarına, Karatay'ımızda da 3 tane kapalı tenis kortu ilave edilmiş oldu ve şehrimizin her noktası, her türlü branştaki spor tesislerine kavuşmuş oldu. Otururken 151'i görünce bunların temel atması, açılışı yıllar hesap etsen 300 eder. 52 hafta. Demek ki sadece Karatay bile her 8-10 gün içinde 2 etkinlik yapabilecek bir dönem yaşamış. Temel atma ve açılış olarak. Diğer belediyelerimizi, büyük şehri de düşündüğümüzde gerçekten gurur duyuyoruz. Ulubatlasan Mahallesi'ne kazandırılacak Konya'nın en büyük Karatay kapalı tenis kortunun temeli dualar eşliğinde atıldı. Rızana uygun, hayırlı ve meşru işlerle meşgul olmayı Rabbim hayırlı etsin. Ya Allah.